kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizler için bacaklarımızı nasıl açabileceğimizi gösteriyor olacağım. Beden Atölyesi'nin en büyük jimnastik stüdyosundayım. Kartal ve spagat nasıl yapılır? Hadi başlayalım. Kartal ve spagat hareketlerindeki en önemli noktalar iç bacakların ve arka bacak kas gruplarının esnekliği. Bunun için öncelikle minik bir ısınma yapacağız beraber. Bu ısınmadan sonra ilk hareketimiz kartal olacak, ikinci de spagat hareketini yapacağız. Ben size basamaklamaları gösteriyor olacağım. Yaptıkça açılacak vücudumuz. Şimdi öncelikle iç bacakları hazırlamak için kelebek pozisyonunda oturuyoruz. Şöyle bacakları nefes alıp verirken sallıyoruz. Şöyle iç bacakların yavaş yavaş ısındığını hissedelim. Biraz ayaklarımı öne aldım. Dirseklerimle dizlerime ağırlık yapıyorum ve bacaklarımı bastırıyorum. Evet. Şimdi derin bir nefes alıyorum. Nefes verirken kapanıyorum. Tekrar başlangıç pozisyonuna geliyorum. Kapanıyorum. Son kez yapıyorum. Şöyle. Burada biraz kaldım. Şimdi arka bacaklar için bir bacağımı büktüm. Diğer bacağımla tuttuğum parmak ucumu kaldırıyorum. İyice arka bacak kas grupları, hamstring dediğimiz kısım hem açılıyor hem de ısınıyor zorlamadan önce. Aynı şekilde diğerini kaldırıyoruz. Bekliyoruz böyle bir 30 saniye. Evet, şimdi biraz daha dinamik bir şekilde kasları ısındıralım. O yüzden bacak savuşlar yapıyorum. Biz jimnastikçiler hep antrenmanlarımızın başında esnemeden önce ve diğer akrobasilerden önce bu ısınmaları yaparız ki bir sakatlık riski oluşmasın. Evet. Şimdi burada üst bacak kas grupları da önemli spagat için. O yüzden bu şekilde alıyorum. Şöyle. Bunun için hatta birazcık şöyle uzanacağım ki iyice quadriceps dediğim şu üst bacak kas grubunu hissedebileyim. Burada hemen bacak değiştiriyorum. Kartalın ilk basamaklamasında yerdeyiz. Ellerimizi şöyle alıyoruz ve öncelikle bir bacağımızı yana doğru açıyoruz. Şimdi burada herkesin açısı kendi esnekliğine göre farklı olacaktır. Kimisi çok yukarıda kalacak böyle. Kiminiz çok aşağı ineceksiniz benim gibi. Canınızın acıdığı noktada, yani bu işin püf noktası bu, canınızın acıdığı noktada bekleyebildiğiniz kadar. Minimum 1 dakika, maksimum 5 dakika, 10 dakika neyse. Bekliyorsunuz çünkü bu beklemeler, bu statik esnetme sizin yere yaklaşmanızı sağlayacak arkadaşlar. Böyle bekliyorum. İç bacaklarımda bir sızı, evet, varsa mümkün, çok normal. Biz genelde mesela dışarıdan da destek alıyoruz hani bacakla. Ne yapıyoruz? Birisi yukarıdan bastırıyor ki biraz daha çabuk gelişim gösterebilelim diye. Ama siz evde sadece kendiniz ve kendi vücut ağırlığınızla çalışıyorsanız bu şekilde. Sonra ikinci versiyonu bunun kurbağa pozisyonu. Ne yapıyorum? Dizlerimin üzerine geliyorum. İki dizim üzerindeyim. Şimdi bu kartal hareketi için yapıyoruz bunları ama kartalla spagat birbirine çok bağlı olan bir kas grupları olduğu için, yani hareketi uygularken ikisi için de aslında önemli. Şimdi kurbağa pozisyonunda bu şekilde bekliyorum. Dediğim gibi, yani kiminiz şöyle yukarıda olabilirsiniz, kiminiz daha aşağıda. Ben mesela açabildiğim kadar açtığımda, bastırdığım noktada neredeyse yere sıfırım. Böyle bekliyoruz. Şimdi burada eğer ki
çok zorlanıyorsunuz ve çok yüksekteyseniz bir koltuğa yaslanabilirsiniz. Hemen gösteriyorum. Şöyle bir minder aldım. Mesela bunu bir koltuk olarak hayal edin. Burada tutundum ve koltuğun kenarından destek alıp inemediysem aşağıya burada bekliyorum. Arkadaşlar bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Zamanla her gün bunları yaptıkça o bacaklar gidiyor, 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 gidiyor. Açılıyor, 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 açılıyor. Böyle oturur pozisyona gelebiliyorsunuz. Ama çok çalışmanız, emek harcamanız gerekiyor. Evet, dev anında ne yapıyoruz? Şimdi hala kartalda mesafe var ve açamıyorsanız diğer bir çalışma yöntemimiz de yine basamaklamalarda yüksekten esnetme. Bunu hem yere gittikçe yaklaşmak için, bacaklarımızı daha çok açmak için yapıyoruz. Hem de eğer mesela kartalı sıfır açıyorsanız eğer, açabildiğiniz noktada da yüksekten esneyerek daha da esnekliğinizi arttırabilirsiniz. İki yöntem için de oldukça etkili. Nedir bu? Yine önce bir bacağımı koyduğumda dizim bükük, bekliyorum bu şekilde. Sonra aynısını tabii ki diğer tarafa da yapıyorum. Diğerinde de diğer bir yöntemde de ne yapıyorum? Bu bacağı da uzatıyorum ve tamamen yüksekte kalarak esnemiş oluyorum. Buradaki can acısı daha da yüksek oluyor ama oldukça etkili. Mesela genelde yapılan hatalardan biri çok fazla böyle yaylanmadır. Hayır, bu kaslar için güvenli bir yöntem değil. O yüzden genelde 1-2 yaylanmadan sonra statik dediğimiz beklemeyi yapıyoruz. Bu şekilde burada duruyoruz. Bu da cepte. Son bir çalışma versiyonu daha göstereceğim. O da tamamen bacaklarınızı düz bir düzlem üzerinde açtınız. Bu, açtım. Burada mı kalıyorsunuz? Burada kaldınız. Çok mu yukarıdasınız ve zorlanıyorsunuz? Yine önünüzde minder olabilir. Aynı bu şekilde. Yine önünüzde ne oluyor? Bu minderle bekleyebilirsiniz. Sonra baktınız bacaklarınız biraz daha açıldı. Yere yaklaştınız. Minderi atıp bu şekilde bekleyebilirsiniz. Zaten gün geçtikçe ne olacak? Son geleceğiniz aşama. Şunu da çekersek kenara. Evet, kartal olacak. Gördüğünüz gibi. Bu pozisyona her gün bu dediklerimi yaparsanız geliyor olacaksınız. Şimdi spagatla devam ediyoruz. Spagatta ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi hangi bacağınızın daha esnek olduğunu düşünüyorsanız, yani arka bacak kas gruplarının, onunla başlayın. Çünkü her iki bacak için de spagat yapılabilir ama herkesin bir bacağı daha esnektir ve daha iyi açar. Herkes kendi yönünü kendisi deneyerek bulacak. Onun başka bir formülü yok. Öncelikle gördüğünüz gibi bu pozisyonda şöyle kapanıyorum ve burada, şimdi benim olduğum zeminde ben rahatlıkla kayabiliyorum. Siz eğer olduğunuz zemini de parkede rahat kayabilirsiniz çorapla. Yani yine çorap bu işler için çok şey oluyor, rahat oluyor. Kayması gerekiyor çünkü topu. Hatta bu şu an kaymadı, ben biraz kendimi ittiriyorum. Bu şekilde mesela gittikçe bu bacak açılacak. Ama şimdi siz kaldığınız noktada burada böyle bekliyorsunuz. Spagat'ın yani tek açılma formüllerinden başında bu geliyor. Bunu deniyoruz. Bu zamanla şu anda arka bacak kasları, iç bacaklar acıyor. Yine yanınıza, hatta iki yanınıza şöyle daha rahat böyle baskı uygulayabilmek için, vücudunuzu yüksek tutabilmek için yanınıza bir şey alın ya da bir koltuğun yanında yapın. İki taraftan tutunabilir ki bu şekilde bekliyorsunuz. Mesela bu bacağımda bekledim, bekledim, bekledim. Canım acıyor, evet, ama zamanla bu açılacak. Şimdi aynısını diğeri için de yapıyorum. Ne yapıyorum? Aldım. Tekrar edelim.
kaydırıyorum. Nereye kadar gidebiliyorsam. Kalçayı döndürmemek önemli olan. Şöyle kalça dönerse doğru bir pozisyonda spagat oturmaz. O yüzden şu diz kapağı hep karşıyı görecek şekilde dönmeye başladığı noktada bekleyin arkadaşlar. Bekle. Bu böyle. Dediğim gibi yavaş çekim geçtikçe açılacak ama şimdi diyelim ki siz bu pozisyondasınız. Bunun yine biz diğer iki farklı yöntem kullanıyoruz ama poz yüksekten esneme yapıyoruz yine. Bu yüksekten esnemede şimdi spagattan iki türlü yapılabiliyor. Birincisi yüzün döndüğü tarafa, yani ön bacağınız yüksekte oluyor. Şu şekilde koydum bacağımı. Ne yapıyorum? Arkayı şöyle ellerime destek alıyorum. Arka dizimi arkaya itirerek burada bekliyorum. Canınız acıyacak şu an, yani inanın ben de hissediyorum. Yani maalesef çok nankör bir hareket grubu. Bir gün yapmasanız ertesi gün katlanarak bir ağrıyla. Böyle bekliyoruz. Şimdi destek alabilirsiniz dediğim gibi yanlardan. Şimdi bunun diğer tarafı. Aynı şekilde diğer bacak için de bunu yapıyorsunuz. Bir diğer yöntemi ise arka bacağı yükseğe kaldırarak yapmak. Ne yaptım? Arka bacağımı, şöyle dizimi hani koyabildiğim kadar. Tabii koltuk açınıza göre, koltuklu yapıyorsanız ya da bir puflara ya da koltuğun minderlerini yere alıp benim gibi kullanabilirsiniz yastıkla. Burada da bu şekilde ne yapıyorum? Bekliyorum. Şimdi spagatı çok da iyi açıyorsanız ve bacak açınızı daha da arttırmak istiyorsanız yapacağınız şeyler orta merkeze yük bindirmek. O da ne demek? İşte bu. Ki bu yükle daha da gün geçtikçe açılacak bacaklarımız. Evet, kartal ve spagatta en ekstrem, en zor, en iddialı bölüme geldik. O da nedir? İki yükselti arasında bu hareketi uygulamak. Tabii bunu kimler yapabilir? Gerçekten hani artık ağrınız, sızınız kalmadı. Kartalı, spagalı rahatlıkla normal bir düzlem üzerinde yapabiliyorsanız ve daha da kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Bu da nedir? Bir bacağımı bu yükseltiye koyuyorum. Diğer bacağımı öbürküne koyuyorum. Evet. Bu mevcut olan esnekliğinizi korumanızı ve geliştirmenizi sağlayan yöntem. Yani videonun başından beri anlattıklarımı bol bol tekrar ederek kendinizi iyi bir seviyeye getirdikten sonra bunları da çalışabilirsiniz. Ya da şu anda zaten belli bir seviyede olanlar varsa bu çalışmayı yapabilirler. Şimdi buradan kartaldan spagata döndüm, gördünüz. Çok hafif yaylanma yaptıktan sonra sabit kalıyorum. Nefes alıp veriyorum. Gittikçe bakın iniyor vücudum. Evet, oldukça acılı, sancılı bir çalışma olabilir ama sanmayın ki ben de bacaklarımı hemen açmayı öğrendim. Çok emek vermeniz gerekiyor, çok tekrar yapmanız gerekiyor. Hiç bu egzersizleri aksatmadan yapmanız gerekiyor. Umarım benimle keyifli bir çalışma yapmışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla sosyal medya üzerinden paylaşmayı sakın unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın, sporla kalın.